Rusya ve ABD'den kritik Türkiye açıklamaları. Rusya YPG'yi işaret etti. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yapılan anlaşma uyarınca terör örgütü PKK-YPG teröristlerinin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu. Moskova cephesinden son dakika açıklamaları peş peşe gelirken, Pentagon Başkanı da Türkiye hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası iki lider güvenli bölge konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği yerler TSK'nın elinde kalacak. Sınırın diğer hattında Türk ve Rus askerleri 10 kilometre derinlikte devriye yapacak. YPG ise 30 kilometrenin dışına çıkartılacak. Teröristlerin çıkartıldığı bölgeye ise Rusya ve Esad güçleri girecek. Rusya'dan iki son dakika açıklaması. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova yönetiminin bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceğini açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Vershin'in Türkiye ile yapılan anlaşma uyarınca terör örgütü PKK-YPG teröristlerinin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu. ABD'den Türkiye açıklaması. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Alman Marshall Vakfı'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bölgede DAEŞ'e karşı verilen savaştaki kazanımları tehlikeye soktuğunu söyledi ve Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak yanlış yöne gidiyor dedi. Rus askerleri Ayn al-Araba yani Kobani'ye girdi. Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakat kapsamında terör örgütünün sınır bölgelerinden 150 saat içinde çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Gelişmenin ardından Rusya askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları dün Fırat Nehri'ni geçerek Ayn al-Araba girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıklamıştı. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Haberler ard arda gelmeye devam ediyor bölgeden. Şu an Rusya ve Türkiye Münbiç'i neredeyse bütün terörden, bütün PKK'dan, YPG'den her türlü tehlike oluşturan bütün unsurlardan temizlemeye başladı. Özellikle Türk askeri bölgede kuş uçurtmuyor. Diğer güvenlik koridorunun olduğu bölge ise tamamıyla YPG'den arındırılmış durumda. Türkiye'nin bu başarısı bütün dünyada konuşulmaya devam ederken Türkiye'deki halkın %90'ı belki de bu operasyona desteğini gösterdi. Bu operasyona destek verdi. Böylelikle Türk askerinin morali daha da yükselmiş bir durumda oldu. Türk askeri gücünü kendi halkından ve Allah-u Teala'nın yardımından alarak operasyona çıkmıştı zaten. Bu operasyon kapsamında Türk askerinin niyeti, Mehmetçiğin gerçek niyeti bölgeyi PKK'dan arındırmak, kimsenin burnunun bile kanamasına izin vermemekti. Ama tabii ki PKK ve YPG'liler ilk başta bize karşı taciz atışlarıyla, saldırılarla bu algıyı yıktı. Yani Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etti ve Türkiye'ye gereğini yapmaya başladı sonrasında. Şimdi Türk askeri aynı şekilde karşılık verdi ve daha hızlı bir şekilde YPG'yi oradan püskürterek bölgeyi güvenli hale getirdi. Ve bunun sonrasında dünyadan çok çok farklı sesler çıktı. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya hepsi kudurmaya başladı. Bugün Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi
Hepsi kudurdu, tutuştu ve Cumhurbaşkanımız da o kadar zeki bir lider ki öncelikle Amerika'yla masaya oturdu. Amerika'ya bütün maddelerini kabul ettirdi. Bakın bu operasyon nelere sebep oldu, vesile oldu. Bu operasyon olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı arkadaşlar. Operasyon sonrasında Amerika Türkiye'nin kararlılığını görünce mecburen bütün Türkiye'nin bütün isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Ve Amerika'nın boyun eğdiği Türkiye'ye karşı da Rusya daha fazla hayır diyemezdi. Olumsuz bakamazdı. Türkiye'nin isteklerine karşılıksız kalamazdı. Ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Rusya'ya giderek oraya da baskı yaptı. Bir nevi baskıdır bu arkadaşlar. Öncelikle Amerika'ya, sonra Amerika'nın da rüzgarını alarak Rusya'ya bir baskıdır. Ve bu Rusya'ya olan baskı da aslında Amerika'ya karşı farklı bir baskıdır. Amerika'nın sesini kesti, Avrupa'nın sesini kesti. Bütün ülkelerin sesi bir anda kesildi Rusya görüşmesinden sonra, farkındaysanız. Hiçbirinden ses çıkmadı. İşte bugün ufak tefek farklı sesler çıkmaya başladı. Mesela Almanya, Fransa, Rusya Soçi görüşmesinden oldukça rahatsız olduklarını söyledi ve Türkiye'nin bir şekilde önünü kesemediklerini, engel olamadıklarını söylediler ve Türkiye ile görüşmek için adeta sıraya girdiler şu an. Erdoğan'dan geçen hafta zaten randevu alamadılar görüşmek için. Telefon görüşmesi için bile randevu alamadılar arkadaşlar. Bu çok çok önemli Türkiye için. Türkiye'miz için gerçekten çok önemli şeyler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde birçok şeyleri biz yıktık, birçok tabuları yıktık. Avrupa Birliği de iki yüzlülüğünden dolayı çökecektir diye söyledi bugün Cumhurbaşkanımız. Avrupa Birliği'nin iki yüzlülüğü Avrupa Birliği'ni bitirmeye yetecektir dedi. Samimiyetsizliği kendilerini adeta yok edecek dedi. Şimdi Avrupa Birliği aslında yıllarca Afrika ülkelerine, mazlum insanlara zulüm uyguladı, işkence uyguladı. Sömürge altında o ülkelere ne acılar, o insanlara ne yoksunluklar yaşattı. Bunları çok çabuk unuttular ve Türkiye'nin Suriye'ye girdiği an Türkiye'ye karşı zalim, Türkiye'ye karşı barbar, Türkiye'ye karşı her türlü kötü, yani ağza alınmayacak sözleri söylediler Türkiye'mize karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı. Barbar olduğumuzu, Nazilerden bile daha ileri olduğumuzu söylediler. Aslında kendileri yıllarca, belki de bir asır boyunca Afrika'ya neler çektirdi, neler yaptılar. Bunları çok çabuk unuttular. Tabii bunları yaptığı şeyleri de yüzlerine vurunca hemen sesleri kesiliyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın sürekli kullandığı bir taktiktir arkadaşlar. Edebi bir taktik. Yani savunmaya geçmeyeceksin hiçbir zaman. Erdoğan her seferinde bunu yapıyor. Kendini savunmaya hiçbir zaman geçmiyor ve onların yaptığı bütün pislikleri yüzüne vurmaya çalışıyor. Mesela en basitinden Trump Erdoğan'a telefon görüşmesinde ne demişti? YPG ile masaya oturun ve bu sorunu çözün demişti. Erdoğan da sen ne biçim bir lidersin, böyle bir şey olabilir mi? Yani bir devlet terör örgütüyle masaya oturur mu şeklinde açıklamasıyla karşılık verdi. Ve şu soruyu sordu. Sen dedi El-Kaide ile masaya oturur musun deyince Trump'ın çıtı kalmadı, hiç ses kalmadı. Ve bu edebi baskıyla Trump Erdoğan'a hak vermek zorunda kaldı ve kendi yardımcısını Türkiye'ye gönderdi. Erdoğan'ın ayağına geldiler. Hatta Erdoğan ilk başta görüşmeyecekti. Ama çok ısrar ettiler görüşmek için. Rica ettiler ve Erdoğan bu görüşmeyi kabul etti. Onları kabul etti huzuruna. Yani Cumhurbaşkanımız çok çok zekice hareket etti her seferinde. Rusya'ya karşı da aynı şekilde dik durdu. İki ülkeyi de birbirine karşı şu an
maşa olarak kullanıyor arkadaşlar. Bu da liderliğin bir başka özelliğidir. Lider olmanın gereğidir. Erdoğan da lider olmayı çok iyi beceriyor, çok iyi başarıyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çokça yorum bekliyorum bu videoya sizlerden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kullanıcı adı Instagram. Instagram kullanıcı adımız izlemek bedava. Oradan ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Canlı yayınlara katılabilirsiniz Instagram üzerinde. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.